Merhaba arkadaşlar, bugün akşama güzel bir fırın yemeği önerisiyle geldim. Çok lezzetli patates kebabı. Hemen tarife geçiyorum, sizleri bekletmiyorum. Yemeğimiz için yarım kilo kıymamızı yoğurma kabına aldık. Şimdi güzelce baharatlandırıp yoğuracağız. Şöyle bir tatlı kaşığı salça. Salçalı yemek sevmeyenler koymayabilir ama salça çok yakışıyor. Şöyle bir diş doğranmış sarımsak. Sarımsak sevenler 2 diş koyabilir. Şöyle tatlı kaşığının ucuyla karabiber. Ve şöyle bir tatlı kaşığı tam dolu olmadan yani silme tuz. Biraz fazla oldu. Hemen şimdi kıymamızı İyice güzelce yoğuralım. Salçası ve baharatı tamamen karışana kadar yoğuracağız. Evet, köftemizi iyice yoğurduk gördüğünüz gibi. Şöyle elimi ıslatmak için yanıma su aldım. Köfte yaparken kolaylık olsun diye. Şöyle 3 adet de büyük patatesim var. Gördüğünüz gibi şu şekilde dilimledim. Dilimlerini ayırdım. Bu şekilde. Şimdi şöyle bir fırın kabına dizeceğim. Elimi ıslatıp tıpkı patlıcan kebabında olduğu gibi şöyle bir patates, bir köfte olacak şekilde dizeceğim. Evet, bu şekilde. Bu şekilde yapıp fırın tepsimize böyle diziyoruz. İyice köftelerinizi yapıştırın. Kesinlikle dağılma, çatlama olmaz. Şöyle patatesler birbirine denk gelecek şekilde dizeceğiz. Bu yemeği yaparken orantılı patates almaya dikkat edin. Dilimler birbirini güzelce tutsun. Benim patatesler pek orantılı değil. Şimdilik idare edeceğim. Evet, şimdi ben patateslerimin hepsini tepsime dizeyim. Fırına verme aşamasında tekrar görüşeceğiz. Evet, yemeğimizi küçük bir kaba almak zorunda kaldım. Yarım kilo kıymadan bu kadar çıktı. Bu bize yeterli. Şimdi boş kalan yerlerini şöyle domateslerle dolduracağım. Malzeme listesini videonun altına detaylıca yazacağım arkadaşlar. Ne kadar malzeme kullandım. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi şu şekilde aralarına lezzet versin diye domateslerden koyacağım. Şimdi bir tatlı kaşığı salçamı bir su bardağı su ile erittim. Güzelce yemeğimin üzerine gezdiriyorum. Şimdi üzerine çok az bir sıvı yağ ilave edeceğim. Şöyle fırçayla üzerlerine süreceğim ki güzel kızarsınlar. Yağını çok koymuyorum çünkü etim yağlı bir et. Etin yağı yemek için yeterli olacaktır. Sadece şöyle çay bardağının tabanında üzerine sürmek için kullanıyorum. Ki patateslerim güzel kızarsınlar. Evet, yemeğimiz şimdi fırına girmeye hazır. Üzerini kapatmanıza gerek yok. Fırında 200 derecede yarım saat kadar, 40 dakika kadar pişirebilirsiniz. Eğer üzerinin çok kızarmasını istemiyorsanız bir kapak kapatabilirsiniz veya yağlı kağıt kapatabilirsiniz. Biz patatesler çok kızarmış sevdiğimiz için üzerini kapatmayacağım. Sunum aşamasında görüşmek üzere.
Evet, yemeğimiz yaklaşık 40 dakikada fırında pişti. Üzerini kapatmadım. Ben böyle biberleri közlenmiş tadında seviyorum. Üzeri kızardı. Şimdi şöyle bir tanesini çıkarıp size pişip pişmediğini göstermek istiyorum. Bakın. Çok güzel. Patates çok güzel pişmiş. Hemen dağıldı gördüğünüz gibi. Gayet güzel pişmiş. Etimizi de göstereyim. Evet. Çok lezzetli bir yemek arkadaşlar. Mutlaka deneyin diyorum. Size akşam yemeğine çok pratik, çok da güzel bir fikir olur diye düşünüyorum. Geri dönüşlerinizi bekliyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.